Muhterem izleyenler, dersimiz Uhud Savaşı'nda öldürülen Kureyş müşriklerinden bazıları ile Efendimiz konumuz başlarken dersimiz buraya kadar geldi ve devam ediyor buradan da. Uhud'da öldürülen müşriklerin 22 İbni İshak, İbni Hişam'ın siresinde böyle bildirilirken Vakili Megazisinde veya efendim 23 kişi olduğu İbni Sa'd'ın tabakatında bildirilmekte ve isimleri sıralanmakta ise de gerek bu ve gerek öteki kaynaklarda verilen dağınık bilgiler bir araya getirilince bu rakamın aşağıda sıralandığı üzere 66'ya bali olduğu görülmekte ve daha da fazla olabileceği anlaşılmaktadır. Evet sevgili efendiler, Talha bin Ebi Talha Ebu Sa'd bin Ebi Talha bunlar Hazreti Ali tarafından öldürülmüştür. Efendim Sa'd bin Ebi Vakkas'ın öldürdüğü de söylenir. Osman bin Ebi Talha Hazreti Hamza tarafından öldürülmüştür. Musafi bin Talha, Asım bin Sabit tarafından öldürülmüştür. Cülas bin Talha, Kilab bin Talha, Haris bin Talha. Bunlar bir bir Uhud'da öldürülen müşriklerdendirler. Ertat bin Abdüşrahbil Hazreti Hamza tarafından veya Hazreti Ali veya Abdurrahman bin Af tarafından öldürülmüştür. Ebu Yezid Aziz bin Umeyr Kuzman tarafından. Savap efendim yine Kuzman tarafından. Kasıt bin Şuray Kuzman tarafından, Abdullah bin Hümeyd, Hazreti Ali tarafından öldürülmüştür. Ebu Dücane'nin de öldürdüğü de söylenir. Ebul Hakem bin Ahes, Hazreti Ali tarafından, Siba bin Abdul Uzza, Hazreti Hamza tarafından, Hişam bin Ebu Ümeyye, Kuzman tarafından, Velid bin As, Kuzman tarafından, Ebu Ümeyye bin Ebi Huzeyfe, Hazreti Ali tarafından, Halid bin Alem, efendim Kuzman tarafından, Übey bin Halef, Peygamberimiz tarafından öldürülmüştür. Ubeyde bin Cabir Kuzman tarafından, Şeybe bin Malik efendim Kuzman tarafından, Amir bin Abdullah'ı Hazreti Ali tarafından öldürülmüştür. Osman bin Abdullah bin Mugire, Haris bin Simme tarafından, deve üzerinde meydana çıkan bir müşrik Zübeyir bin Avvam tarafından öldürülmüştür. Ebu Zatül Vedi Talha bin Ubeydullah tarafından, Ubeyd bin Haciz Ebu Dücane tarafından, azılı bir müşrik Ebu Üseyre tarafından öldürülmüştür.
Hibban bin Arka, Sa'd bin Ebi Vakkas tarafından, Malik bin Zübeyr, Sa'd bin Ebi Vakkas tarafından öldürülmüştür. Malik bin Züheyr. İbni Uveyif, efendim, Rüşeydül Farisi tarafından, İbni Üveyf'in kardeşi Rüşeydül Farisi tarafından öldürülmüştür. Efendim, 28 müşrik Hazreti Hamza tarafından öldürülmüştür. 3 müşrik Sa'd bin Ebi Vakkas tarafından attığı oku müşriklere atarak öldürmüştür. Efendim, 3 müşrik Sa'd bin Ebi Vakkas Uhud Dağı'nda okla öldürmüştür. 1 müşrik Peygamberimiz tarafından öldürülmüştür. Ebu Azze Amir bin Abdullah Hamraul Esed'de esir edilip öldürülmüştür. Muaviye bin Muire Hamraul Esed'den dönerken yakalanıp öldürülmüştür. Bir müşrik ölüsünün müşriklere teslimi konusunda da Uhud günü öldürülen müşriklerden birisinin cesedini müşrikler Peygamberimizden satın almak istediler. Peygamberimiz ceset için gönderilen parayı almaya yanaşmadı ve cesedi sahiplerine teslim etti. Bu da Tirmizi'nin İbni Ebi Şeybe'den naklen verilen haberdir. İslami hükümlere göre yapılan ilk miras taksimi hakkında sırasıyla tarihçi dini konuların tarihsel sırasına göre burada da miras taksiminin tarihçesinden bahsedeceğiz. Tarihsel sırasına göre Cabir bin Abdullah der ki Sa'd bin Rebi Uhud'de şehit oldu. Resulullah aleyhissalatü vesselam Medine'ye döndü. Sonra Hamraul Esed'e gitti. O sırada Sa'd bin Rebi'nin kardeşi gelip Sa'd'ın mirasını aldı. Sa'd bin Rebi'nin iki kız çocuğu vardı. Hanımı da hamile idi. Müslümanlar cahiliye devrinde olduğu şekilde birbirlerinden miras alırlardı. Sa'd bin Rebi şehit olduğu zaman miras ayeti daha inmemişti. Sa'd bin Rebi hanımı iki kızı ile birlikte Peygamberimizin yanına geldi. Sa'd bin Rebi'nin hanımı geldi Peygamberimize yetim çocuklarıyla ve hamile olarak. Ya Resulallah, şunca kızlar Sa'd bin Rebi'nin kızlarıdır. Babaları seninle birlikte Uhud günü çarpışırken şehit oldu. Kızların amcaları gelip bütün mallarını aldı. Şunca kızlara hiçbir mal bırakmadı. Bilirsin ki malları olmadıkça bunlar hiçbir zaman evlenemezler dedi. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam herhalde Yüce Allah bu hususta hükmünü verir buyurdu. Bunun üzerine Yüce Allah peygamberimize Nisa suresindeki
Miras ayetini indirdi ve orada şöyle buyurdu: Yüce Allah size miras hükümlerini şöylece tavsiye ve emreder. Çocuklarınız hakkındaki hüküm çocuklardan erkeğe iki dişi payı kadar vardır. Eğer çocukların hepsi dişi olmak üzere ikiden çok iseler, ölünün bıraktığı malın üçte ikisi onlarındır. Dişi tek ise o zaman malın yarısı onundur. Ölünün bir tek çocuğu varsa, ölünün ana ve babasından her birine terikenin altıda biri verilir. Fakat çocuğu yoksa, ölüye yalnız ana ve babası varis oluyorsa, terikenin üçte biri anasınındır. Geri kalan da babasının hakkıdır. Eğer ölenin erkek dişi kardeşleri varsa, annesinin hissesi altıda birdir. Bu hükümler ölünün borcu ödendikten ve yaptığı vasiyeti yerine getirildikten sonradır. Siz babalarınız ve oğullarınızdan hangisinin fayda bakımından size daha yakın olduğunu bilemezsiniz. Bu hükümler, bu hisseler Allah'tan birer farizadır. Şüphesiz ki Yüce Allah her şeyi bilen ve yerli gelince hükmedendir. Nisa suresinin 11. ayeti bu konuda geldi. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Sa'd bin Rebi'nin hanımını ve kardeşini çağırttı. Sa'd bin Rebi'nin kardeşi Belharis bin Hazreçler arasında bulunuyordu. O çok yorgun bir halde Peygamberimizin yanına geldi. Peygamberimiz ona Sa'd'ın iki kızına malın üçte ikisini, kızların annesine de sekizde birini ver, geri kalanı senindir buyurdu. Amre kendisini tutamadı. Yüksek sesle Allahu Ekber diyerek tekbir getirdi. Mescitte bulunanlar onun tekbirini işittiler. Amre'nin henüz doğmayan çocuğuna mirastan hisse verilmedi. İslam'da ilahi hükümlere göre ilk miras taksimi Sa'd bin Rebi'nin veresesi arasında bu suretle yapılmış oldu. Bu da Ahmed bin Hanbel'in Müsned'indeki haberdir. Efendim, Kaytani bu konuda da, İtalyan tarihçisi Kaytani bu konularda da gerçekleri saptırmaya çalışmıştır. Onun için Kaytani gerçeklerin üzerine örtmeye çalışmaktadır. Gerçek olan belgeler ise delillerle ortadadır. Burada Kaytani'nin yanlışlarına bir daha işaret ediyoruz. Kaytani yanlış yoldadır. Ve kin ve düşmanlığıyla hareket etmektedir. İslam düşmanlığından vazgeçmedikçe, ilmin ve gerçeklerin tarafını tutmadıkça, kişi bilim adamı olamadığı gibi tarihçi hiç olamaz. Evet sevgili ve muhterem izleyenlerimiz,
Abdurrahman bin Affın Ali cenaplık ve cömertliklerinden örnekler vereceğiz. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Medine'de Abdurrahman bin Affın Sa'd bin Rebi arasında kardeşlik kurmuştu. Sa'd bin Rebi Abdurrahman bin Affı alıp evine götürdü. Birlikte yemek yediler. Yemekten sonra Sa'd bin Rebi ona, "Benim iki zevcem var. Sen ise benim Allah için kardeşimsin. Senin zevcen yok. Zevcelerimden birisini boşayayım. Sen onunla evlen," dedi. Abdurrahman bin Avf, "Olmaz vallahi," dedi. "Sa'd bin Rebi, gel bahçeme gidelim. Onu seninle yarı yarıya bölüşelim," dedi. Abdurrahman bin Avf, "Olmaz. Allah aileni de, malını da sana mübarek kılsın. Sen bana çarşıyı, alışveriş yerini bir gösteriver," dedi. Çarşıya gidince yağ, keş peyniri, kuru yoğurt alıp satmaya başladı. Abdurrahman bin Avf Medine çarşısında yaptığı alışverişlerle kısa bir zamanda bir hayli kazanç sağlamış ve Ensar'dan bir kadınla da evlenmişti. Bu da Buhari Şerif'in haberi. Kendisi Mekke'de de varlıklı kişilerdendi. Mekke'deki bütün malları Kureyş müşriklerinin ileri gelenlerinden Ümeyye bin Halef tarafından korunmaktaydı. Buna karşı Ümeyye'nin Medine'deki mallarını da o koruyordu. Abdurrahman bin Affın bütün servetini Allah yolunda fakir Müslümanlara harcamaktan çekinmeyecek kadar cömert, fedakar ve gani gönüllü, cömert gönüllü bir sahabi olduğunu, Kaytani gibiler bilmese bile Müslümanlar çok iyi bilirler. Enes bin Malik der ki, Hazreti Ayşe'nin evinde bulunduğumuz sırada Medine-i Münevvere'de bir gürültü işitildi. Hazreti Ayşe, "Nedir bu?" diye sordu. Abdurrahman bin Affın her şey yüklü 700 develik ticaret kervanı Şam'dan geldi dediler. Dikkat et, 700 yüklü deve, her şey yüklü, her türlü mal var. 700 yüklü deve, Medine Münevvere gürültüden çalkanmakta ve sallanmakta idi. Hazreti Ayşe Resulullah aleyhissalatü vesselamın Abdurrahman bin Affı cennete emekleyerek girerken gördüm buyurduğunu işittim dedi. Abdurrahman bin Avf bunu işitince, "Gücüm yetse oraya yürüyerek girmek isterim diyerek o ticaret kervanını bütün develeri ve yükleriyle birlikte Allah yolunda harcadı. Develeri de yüklerini de ne yaptı? Allah yolunda harcadı. Abdurrahman bin Avf peygamberimizin devrinde Allah yolunda 500 at, sonra da 500 deve erzak yüklemişti. Bakın bunları da Allah yolunda sarf ediyor. Abdurrahman bin Avf
Hazreti Osman'a 40 bin dinara bir yer satıp Peygamberimizin zevcesi, müminler annesi Hazreti Ümmü Seleme'nin yanına geldi. Ey müminlerin annesi, ben Kureyş'in servetçe en zenginiyim. Kendime ait bir yeri 40 bin dinara sattım. Zenginlik yüzünden helak olacağımı olacağım diye korkuyorum dedi. Hazreti Ümmü Seleme, oğulcağızım tasadduk ediver dedi. Abdurrahman bin Afta, bu parayı Zühre oğullarının yoksullarıyla muhacirlere ve Peygamberimizin zevcelerine bölüştürdü. Talha der ki, Medineliler Abdurrahman bin Affın bir aile halkı gibi idiler. Malının üçte birini onlara ödünç verir, üçte biri ile onların borçlarını öder, geriye kalan üçte biri ile de kendi hısım ve akrabalarını kollardı. Abdurrahman bin Avf ayrıca Allah yolunda cihad edenlere 50 bin dinar vasiyet etmişti. 50 kişiye biner dinar verildi. Bedir mücahitleri için de vasiyette bulunmuştu. 100 kişi bulunup onlardan her birine 400'er dinar verildi. Abdurrahman bin Affın Allah yolunda 1000 at vasiyet ettiği de rivayet edilir. Kaytani bu kadar âli cenap bir sahabiye dil uzatmakta, ancak İslam büyüklerine karşı beslediği Hristiyanlık hınçını, Haçlı zihniyetini ortaya koymuştur. Kaytani Müslümanların umumi taarruzu münasebetiyle yazdığı bir notunda da şöyle der: bu andan sonra ne vukua geldiği pek malum değildir. Ahadiste üç esas nokta üzerinde ısrar ediliyor. Birincisi, Uhud üzerine hareketin Muhammed'in arzusu ile vukua gelmediğidir. Evet sevgili dostlarımız, Kaytani ne derse desin, gerçekler onun dediği gibi değil, deliller ortadadır. Belgeler ortadadır. Çünkü Hazreti Hamza'nın iki elinde iki kılıç tutup ben Allah'ın aslanıyım diyerek önüne arkasına döne döne kılıç salladığı, halkı kesip biçtiğini görünce müşriklerin ileri gelenlerinden Safvan bin Ümeyye'nin kimdir bu diye sorduğu, Hamza bin Abdülmuttalip'tir denilince de ben doğrusu bugüne kadar kavmini öldürmeye onun gibi seyirten bir kimse daha görmemişimdir dediği, Uhud'de onun 31 kişi öldürdüğü kaydedildiği halde verilen listelerde yalnız 3 kişi öldürdüğü gösterilmiştir ki bu kadarcık bir başarı için halkı kesip biçme ve Esedullah vasfı verilemeyeceğine göre müşriklerden öldürülenler listesinin çok noksan olduğu anlaşılır.
Uhud günü ok ata ata üç yay kıran, ok çantalarını boşaltan, 50 oku bir çırpıda atıp tüketen Ebu Talha'nın listede bir tek müşrik bile öldürdüğü görülmez. İşte bu gerçekleri çarpıtan Kaytani'dir. Sa'd bin Ebi Vakkas'ın 1000 tane ok attığı, oku tükenince müşriklerin attığı bir oku alıp atarak bir müşrik öldürdüğü ve bunu 3 kere tekrarladığı kaydedildiği halde bunlara da listede rastlanmaz. Yine Sa'd bin Ebi Vakkas'ın Uhud Dağı'na tırmanan efendim müşriklerden öldürdüğü 3 kişi de listede görülmez. Müşrikler tarafından kuşatılmış olan Kays bin Muharris'in de müşriklerden bir kısmını öldürdüğü bildirildiği halde ondan da hiç bahsedilmez. Çünkü Kaytani gerçeklerin üzerini örtmeye çalışmaktadır. Güneş balçıkla sıvanmaz. Ey Kaytani gibiler! Güneş balçıkla sıvanmaz, hakikatin üstü örtülmez. Çünkü elde çok sağlam kesin deliller vardır. Kur'an-ı Kerim'de Uhud Savaşı'nın başlangıçta Müslümanların müşrikleri öldürerek vaad olunan zafere kavuştukları, kendilerine verilen emri dinlememeleri üzerine de bozguna uğradıkları açıklanmış değil midir? Al-İmran suresinin 152. ayetinde açıklanmış değil midir? Evet sevgili dostlarımız, Kur'an-ı gibi yüce bir ayetle ispat edilen delillerin üzerini örtme şansın var mıdır? İbni Abbas, yüce Allah Uhud'de yaptığı yardım gibi hiçbir yerde yardım yapmadı deyince bazıları bunu kabul etmediler. İbni Abbas, benimle bunu kabul etmeyen arasında yüce Allah'ın kitabı vardır. Yüce Allah Uhud günü hakkında andolsun ki Allah'ın size olan vaadi onun izniyle onları müşrikleri kolayca öldüre geldiğiniz, hatta pek hoşlandığınız zaferi de size gösterdiği zamana kadar yerine gelmişti. Sonra siz isyan ettiniz, verilen emir hakkında çekiştiniz, peygamberinizin verdiği emre aykırı hareket ettiniz, yılgınlık gösterdiniz, içinizden kimi dünyayı, ganimeti istiyor, kimisi de ahireti, şehitliği istiyordu. Sonra yüce Allah size İptila vermek için onları, müşrikleri geri çevirdi. Bununla beraber sizi muhakkak bağışladı da, zaten Allah müminlere bol lütuf ve inayet sahibidir. Bu da Ali İmran suresinin 152. ayetinde buyruluyor. Ve bu gerçekler böyle olunca, Ahmet bin Hanbel de müsnedinde bunlara yer veriyor. Bu ayetlerin üzerini Kaytani gibilerin üzerini örtme şansı var mıdır? İbni Abbas'a dil uzatmakla, bazı büyük şahsiyetlere dil uzatmakla ancak içindeki kin ve düşmanlığını kusmaktan başka bir şey yapmadığını
görüyoruz Kaytani'nin ve onun gibilerin. Evet sevgili dostlarımız, işte görüyorsunuz ki Peygamberimize Uhud gününden daha çetin, daha ağır gelen gün hakkında da bakın Uhud'daki durum birçok saatlerce bu dersten Uhud Savaşı'ndan bahsederek buraya kadar geldik. Şimdi Uhud Savaşı'nın ne kadar çetin bir savaş olduğu fakat bundan daha Peygamberimize ağır gelen efendim bir gün var. Daha çetin gelen. Hazreti Ayşe annemiz radıyallahu anha ve erdahümle ve erdahüm ecmain Peygamberimize ya Resulallah sana Uhud gününden daha çetin ve güç gelen bir gün var mıydı diye sordu. Peygamberimiz de senin kavminden bir takım sıkıntılara uğramışımdır. Onlardan çektiklerimin bana en çetin ve ağır geleni de Akabe günündeki idi. Taif'e giderek kendimin Allah tarafından gönderilen bir peygamber olduğumu İbni Abdi Yalil bin Abdi Külale anlatmış ve onu İslamiyet'e davet etmiştim de o reddetmiş, kabul eylememişti. Bunun üzerine ben son derece üzüntülü, nereye gideceğimi kestiremez bir halde yüzümün doğrusuna gitmiş karni efendim sealibe gelinceye kadar üzüntüden kurtulamamıştım. Karni salibde başımı kaldırıp baktığım zaman beni bir bulutun gölgelendirdiğini ve bulutun içinde Cebrail aleyhisselamın bulunduğunu görmüştüm. Cebrail aleyhisselam bana seslenerek Yüce Allah kavminin sana senin hakkındaki sözlerini de senin dileğini reddettiklerini de işitmiş bulunuyordur. Onlar hakkında dileğini emredesin diye sana dağlar meleğini gönderdi dedi. Dağlar meleği de bana seslenip selam verdikten sonra ya Muhammed şüphe yok ki Allah kavminin senin hakkındaki sözlerini işitmiş bulunuyordur. Ben dağlar meleğiyim, senin Rabbin kavmin hakkında istediğin şeyi yapmamı bana emredesin diye beni sana gönderdi. Sen benim onlara ne yapmamı istiyorsan söyle yapayım. Eğer iki dağı onların üzerine kapamamı istiyorsan kapayıvereyim dedi. Peygamberimiz dağlar meleğine hayır öyle yapma. Umarım ki Allah onların sulplerinden Allah'a hiçbir şeyi şerik koşmaksızın bir Allah'a ibadet eden kimseler meydana çıkarır buyurdu. İşte burada Taif meselesi, Taif seferinden kısa bir özetleme verdik. Taif seferinde Peygamberimize çok tabii işkenceler yapıldı. Taşlı delileri, çocukları ortaya sürdüler, Peygamberimizi taşlattılar. Her türlü hakareti de yaptılar.
Bakın Uhud Savaşı en çetin bir savaştır. Savaşlar içerisinde ama Peygamberimize ondan da ağır gelen bugünü anlatmaktadır Taif olayını. Sevgili dostlarımız, dersimiz, bugünkü dersimiz de buraya kadar geldi. İnşallah bir sonraki dersimiz de buradan başlayarak devam edecektir. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu vesselamu ala Resulina Muhammed ve ala Ali Muhammed. Elhamdülillahi ala nimetil İslam vel iman vel Kur'an. Elhamdülillahi ya Rabbel Alemin.